Merhaba arkadaşlar. HCC'nin VifaTen Plus adlı modelini inceleyeceğiz. Bu gördüğünüz model çok donanımlı. Genellikle kutu içeriğinde pek rastlamadığımız aksesuarlara sahip bir model. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Şimdi kaskın yanında görüyorsunuz. Siyah vizörü de kutunun içinden çıkıyor. Aynı zamanda bu önleyicisi yani pin lock da yine kutu içinden çıkıyor. Bunlar her ikisi de çok önemli aparatlar. Genellikle siyah vizör hep sonradan alınır. Çünkü güneş vizörüne sahip bir kask değil tabii, racing türü bir kask olduğu için. Dolayısıyla siyah vizör her zaman gereklidir. Ama hep ayrı satılır. Kutu içinden çıkmaz. Bu kask da diğerlerinden farklı olarak kutunun içinden çıkıyor. Dolayısıyla fiyat performans olarak size bir avantaj sağlamış oluyor. Aynı şekilde bu önleyici de yine bahar aylarında ve kışın çok önemli bir aksesuar. Camın iki yanında görebileceğiniz pimlerin arasına yerleştirilerek kaskınızın buğu yapmasını önlüyor. Birçok rengi var. Bu gördüğünüz akülo rengi. Diğer renkleri de yine kutunun içinden çıkan bir broşürde gösteriliyor. Size de burada göstermek istiyorum. Ayrıca farklı birçok renk vizörü ve diğer aksesuarları da her zaman bulunabiliyor. Bu da önemli bir şey. Kaskın malzemesi fiber. Ama bir de karbon Lorenzo rengi var. Bunu da burada görebilirsiniz. Onun fiyatı birazcık farklı. Bu kaskın fiyatı 1450 TL. Karbon modeli de 1600'ü geçiyor. Bu kask Avrupa'da son derece iyi ödüller almış. Bunu da yine kutunun içinden çıkan broşürden görebiliyoruz. Avrupa'nın ünlü dergisi Motorrad tarafından en iyi kask seçilmiş. Bu yarışta kimler var başka? Onlara bakarsak Schubert'in S1 Pro'su, BMW Sport Kask, Shoei XR1100. Bu kaskların hepsini geride bırakarak VifaTen Plus birinci olmuş. Peki nelerle iyi puan almış? Onlara bakalım. Bir kere çok fit olduğu söyleniyor. 20 üzerinden 18 almış. Yani başınızı çok iyi sarıyor. Aerodinami olarak 10 üzerinden 9 almış. Akustikte 10 üzerinden 8 almış. Havalandırmada 10 üzerinden 9 almış. Aksesuarda 10 üzerinden 9 almış. Ağırlıkta 10 üzerinden 9 almış. Bu arada 1300 gram, son derece hafif. Güvenlikte 20 üzerinden 16 almış. Ve toplamda 100 üzerinden 87 alarak diğer tüm modelleri geride bırakmış. Kaskımıza biraz daha yakından bakacak olursak vizöründe bir kilit mevcut. Şöyle göstereyim. Ayrıca birçok kademede durabilen son derece kalın güzel bir vizöre sahip. Geniş bir açısı var. Havalandırma kanalları bir hayli farklı. Yine farklı kademelerle açabileceğiniz havalandırma kanalları var. İçi son derece rahat, son derece yumuşak, kalın pedleri var. Ama yine yüzünüzün şeklini alıyor. Şöyle iç kısmına bakacak olursak. Çok güzel bir iç tasarımı var gerçekten. Yine D-Ring sistemi kullanılmış. Dünyanın en güvenli sistemi. Onun dışında 1300 gram, yani çok hafif olduğunu söylemiştik. Ülkemizde daha yeni tanınıyor HCC. Çok fazla olmadı Türkiye'ye geleli. Ama gördüğünüz gibi dünyada çok iyi tanınan, bilinen bir marka. Ve bu model de dünyada çok beğenilen bir model. Diğer HCC modelleri için motosiklet aksesuarları.com sitemizi ziyaret edebilirsiniz.